Derneği İnsan Hakları Kurulması Kulesi'nde Ombudsman Tekirdağ Varoluşuyor Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu konuyla ilgili son gelişmelerle ilgili daha önce de açıklamalar yaptık. Dün de yaptım. Tekrar söylüyorum, biz gerek bölgemizde gerekse dünyanın neresinde olursa olsun devletlerin arasındaki ihtilafların diyalog, müzakere yoluyla, barış yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çatışmaların, savaşların, işgallerin sorunları çözmediğini bugüne kadar yaşamış olduğumuz bütün süreçler, tarih gösteriyor. 100 yıl önce dünya çok büyük savaşlar yaşadı. 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, 100 milyonun üzerinde insan öldü. Ama bak hala ihtilaflar devam ediyor. Yani savaşlar, kan, gözyaşı sorunları çözmüyor. Sorunları uluslararası hukuka göre, anlaşmalara göre, Ukrayna-Rusya arasındaki Minsk anlaşmaları var, iki anlaşma. Bu anlaşmalardaki hükümlere göre müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek gerekir. Yoksa bu ihtilaf sadece Ukrayna-Rusya arasında değil, başta bölgemiz olmak üzere bütün Avrupa'yı, dünyayı etkileyebilecek bir soruna dönüşme riski taşıyor. Biz bu bakımdan yine gerek Rusya, gerek Ukrayna yetkililerini barışçı yollarla sorunların çözülmesi için diyalog ve müzakere zemini oluşturmaları noktasında çağrıda bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda Türkiye olarak arabulucu, uzlaştırıcı adına ne denilirse denilsin ama barış yoluyla sorunu çözecek, çözme konusunda yardımcı olunacağını, olunabileceğini Türkiye olarak da söylemişti, teklif etmişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz yine ümitliyiz. İnşallah fazla kan dökülmeden, gözyaşı dökülmeden sorun müzakere ve diyalogla çözülür. İktidarlarımızla herhangi bir görüşmeniz oldu mu şu anda? Boğazlar anlaşmasıyla ilgili konu gündemde mi? Arkadaşlar, pazartesi günü ben Gürcistan'daydım. Gürcistan'da meclis başkanıyla da görüştük. Cumhurbaşkanıyla, başbakanla görüştük. Yani bütün bölgede bir ciddi tedirginlik olduğunu biliyoruz. Biz tekrar ifade edelim. Bütün taraflar, sadece iki ülke değil, bu konuya müdahil olan, görüşmeden herkes barış ve müzakere yolunu, diyalog yolunu önermelidir diye düşünüyorum. Gerekli irtibatta olduğumuz, görüştüğümüz herkese de bu mesajı ifade ediyoruz, söylüyoruz. Montreux Anlaşması önemli. Bu konuda Ukrayna Büyükelçisi'nin de bir talebi olmuştu ama anlaşmadaki hükümler çok açık ve çok net. Türkiye bu anlaşma hükümlerini net bir şekilde ve kararlılıkla takip etmektedir. Bugüne kadar da böyle oldu. Bundan sonra da bu anlaşma hükümlerine Türkiye harfiyen riayet ediyor, edecek.